Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bırakın ben cezamı çekiyorum. Kişi ana babasına nasıl muamele ederse, çocukları da ona öyle muamele ederler. Eden bulur, ne ekersen onu biçersin gibi güzel atasözlerimiz vardır. Birisi bir yerde babasını dövüyordu. Etraftan yetişenler, bu ne hal, utanmıyor musun? İnsan hiç babasını döver mi diye oğluna bağırdılar. Babayı oğlunun elinden kurtarmak istediler. Fakat dövülen şahıs onlara dönüp o perişan haliyle dedi ki, bırakın, ben de burada babamı döverdim. Şimdi de aynı yerde evladım beni dövüyor. Onun suçu yok, ben kendi yaptığımın cezasını çekiyorum. Hikmet ehli bir zat buyurdu ki, anasına babasına asi olan evladından hayır görmez. İşleri hakkında istişare etmeyen ihtiyacını elde edemez. Ailesini idare etmeyen hayatın tadını bulamaz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, evladının iyiliği üzerine ona yardımcı olan ana babaya Allah rahmet eylesin. Salihlerden biri oğluna şunu yap bunu yapma diye hiç emretmezdi. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda şu cevabı verdi. Bir şey istersem yapmaz da bana karşı gelir ve dolayısıyla cehenneme müstehak olur diye korkuyorum. Ben evladımın ateşte yanmasını istemem. Fuday bin Iyad Hazretleri şöyle buyurdu. Anaya babaya iyilik etmek, akraba ve dostlara ziyarette bulunmak, aile efradıyla iyi geçinmek, helal kazançlarla yaşamak, muhtaçlara ve ahbaba yedirip içirmek, dilini korumak ve evine bağlı olmak insanlık hasletlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Şu haller kişinin saadetindendir. Hanımının saliha olması, evlatlarının iyi insanlar olması, rızkının kendi bulunduğu mahalde kazanılır olması. Enes bin Malik Hazretleri buyurdu ki, 7 şey vardır ki onlardan birini yapmış olan kimse öldükten sonra da ecir, sevap kazanır. Kim bir cami yaptırırsa, orada namaz kılınmakta devam edildiği sürece o kimse sevap kazanır. Kim bir su getirip çeşme yaptırırsa, insanlar ondan su içtiği müddetçe o kimse ecir alır. Kim Kur'an-ı Kerim'i yazar ve okunmasını sağlarsa, o mushaf okunduğu sürece o kimse sevap kazanır. Kim bir kuyu kazıp su çıkarırsa, o kuyu durduğu ve insanlar ondan faydalandığı müddetçe sevap kazanır. Kim bir meyve ağacı dikerse, insanlar ve kuşlar onun meyvesinden yediği sürece kendisi de sevap kazanır. Kim faydalı bir ilim öğretirse, bu ilimden faydalanıldığı sürece ecir kazanır. Kim hayırlı ve kendisine dua istiğfar edecek bir evlat bırakırsa, o yaşadıkça ana babası da ecir ve sevap kazanır. Evladın alacağı ecir ve sevap da eksilmez. Eğer ana baba evlatlarına Kur'an-ı Kerim'i öğretmezler, onu salih bir insan olarak yetiştirmezlerse, o hayatta oldukça yapacağı kötülüklerin günahı ana babasına da yazılır. Evlada yazılacak günahtan da hiç eksilmez.